bir yıl aradan sonra tekrar Bilecik'te tiyatro festivalinde olmak, bu sene bir söyleşiyle davet edildik. Tabii ki Nejat Baba'nın, Nejat Usta'nın ölüm yıl dönümüne denk gelmesi bu söyleşinin özellikle. Nejat Usta'dan anılar anlatacağız. Baktınız, evet. 3-4 tane sanıyorum ki Arap sporcu bir Yunan sporcuyla kavga ediyorlar ve adamı dövüyorlar. Bir kavga var. Nejat Baba da hiç dayanamaz. Çocuklar bir dakika dedi, arabadan indi. Böyle büyük bir ustanın çocuğu olmak, onunla birlikte yetişmek nasıl bir duygu? Ustamız Nejat Uygur, babamız Nejat Uygur. İkisi birbirine karıştı. Daha çok Nejat Baba'yla, Nejat Usta'yla biz tiyatroda birlikte olduk çocukluğumuzdan beri. Hatta tiyatroda dünyaya geldik. İnanılmaz otoriter, sert ama eğlenceli olduğu zaman da tadından geçirmeyen bir insandır Nejat Uygur. Bir de şimdi Nejat Uygur'un olma meselesi, oğlu olma meselesinde o çok ağır bir misyon. Biz yıllar önce 1990 yılında değil mi mesela Süheyl Uygur, Beste Uygur tiyatrosu kurduğumuz zaman ilk babaya danıştık. Babalık tarafı da çok arkadaşçadır, dostçadır. Baba işte 80 yaşındaydı ondan sonra. Aşk ve ruh ne kadar önemli, özellikle sanat yapan insanlardı. Bir gün dedim ki babaya 80 yaşında, baba dedim yeni oyunda ne oynayacaksınız, projeniz nedir dedim. Yaşlı bir adamı oynayacağım dedi, bir de böyle yaşlı taklidi yapıyor. Halbuki kendisi 80 yaşında, az da bir yaş değil. Ama ruh demek ki ne kadar önemli. Hep bize bunları aşıladı Nejat Baba. Hep derdi ki madem ki bu işi yapıyorsunuz asla pes etmeyeceksiniz. Umarım eğlenceli geçmiştir söyleşi. Bu tiyatro festivali için Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok güzel oyunlar var. Kaçırmayınız efendim bütün oyunları. O zaman son olarak bugün tabii ki babanın ölüm yılı. Evet. Onu anmak üzere hazırladığımız bizim minik bir filmimiz var. Seyircilerimiz için. Seyircilerimiz için. Onu izleyelim. Mutlu akşamlar. Teşekkürleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun kardeşim. Sağ olun. Hoşçakalın. Üzerine yapılmış güzel kültür merkezi Sayın Başkanımızın
yıllar önce Necat Top'u oynadığında buraya güzel bir kültür merkezi yakışır dediğinde hemen onu yerine getirir Sayın Başkanım. Çok aslında kısa bir sürede hayata geçtirdiğiniz böyle bir tiyatro festivalinin içinde, açılışında Necat Usta'yı bir söyleşiyle anmak, Necat Usta'nın da sanıyorum ki çok sevdiği, çok hoşuna gideceği bir durum tiyatronun içinde. Hep birlikte seyircilerimize Bilecik'i halkıyla ve Sayın Başkanım diye anıları anlat. Necat Usta'nın da istediği gibi gülerek, kahkahalarla onu aldı. Bazen hüzünlendik. Ve şimdi de sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Elmasını Necat Usta'nın Bilecik'lerle birlikte dağıtık başkanımızı yedik. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza, Bilecik halkı. Necat Uygur tek kelimeyle anlatılır mı abi? Anlattın bize. Fiyat. Öyle değil. Konuşmuştuk bu sene 3. senemiz Bilecik Festivali'nde. Bu sene söyleşiyle Necat Baba'yla andık. Babanın başından geçen bazı olayları, hatıralar aldık. Bizim başından geçen hoş olduk. Annem de çok gelmek istiyordu aslında bu akşam buraya. Fakat sağlık tansiyon durumu var. Çünkü yarın Ankara'da olmadı. Anneyi yormayalım. Başkanım zaten biliyor. Böyle. Başkanım sizin de alalım kısa. Evet. Necat Baba'yı anmak, anlamak çok önemli. Gerçekten yıllar öncesinde kendisiyle görüştüğümüzde, festivalimize renk katarak oynadığında bizlere bazı tavsiyeleri vardı. Onun tavsiyeleri çerçevesinde bu kültür kongre merkezini girişimini tamamlamamız ve o oynayamasa bile artık bizim tiyatro festivalimizin vazgeçilmez bir etkinliği haline geldi. Necat Baba'yı büyük ustaya anmak.